Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün inanılmaz bir tür örümcekle karşı karşıyayız. Bir tarantula'ya benziyor. Tam olarak adını bilen birisi varsa yorumlara yazsın diyorum. Ve şimdi örümceklerle ilgili bilgiler vermeye başlıyorum arkadaşlar. Bunu ben tarantula'ya benzettim. Tarantula türlerinden olması gerekli bence. Gördüğünüz üzere ayakları iri yarı tüylü. Canlı bir. Bakın kıpırdasın hatta. Oyuncak zannetmeyin bunu. Bakın kıpırdadı. Gördünüz mü? Üzerinde de benekler var. Küçük küçük. Karadula benziyor ama göğsünde bir beyaz noktası yok. Bulunmamakta. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Örümceklerin her türünden uzak durmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar örümceklerin her türü zehirlidir. Neden mi diyorsunuz? Ben bir tane örümcek elledim işte şöyle böyle beni acıtmadı. Ama bu örümceğin size acıtmama nedeni derinize dişini geçirememesidir. Eğer geçirseydi ya da zehri daha kuvvetli olsaydı sizi belki de felç edebilirdi. Bakın çok güzel bir tür örümcek. Bu arada netleşsin birazcık. Çok zehirli olduğundan dolayı ellemiyorum. Bakın gördüğünüz üzere iki tane ve zaten bilmediğim bir tür olduğundan hiçbir türlü ellemiyorum. Zehirli olduğundan ve havanın da soğuk olduğundan fazla da bir kıpırdamıyor. Bu arada kameraya biraz şahlandı gibi oldu. Bakın nasıl da kıpırdıyor. Ha başladı, nazar değdirdik galiba. Bakın nasıl da kıpırdıyor hemen. Bakın bir yere sokulmaya çalışıyor ama 2 dakikalık biz seni çeksek. Arkadaş biz seni 2 dakika çeksek sonra söz diyorum sana çok güzel bir yer bulacağım. Kimse sana zarar veremeyecek. Tamam mı? Tamam galiba. Şimdi bir yandan da ona rüzgar yapmayalım. Gördüğünüz üzere çok güzel bir örümcek. Adını bilmiyorum tabii ki de. Siyah bir rengi var hem korkmadığından hem de havanın soğuk olduğundan, zaten havanın soğuk olduğundan çoğu tür hayvan kıpırdayamamakta, böyle çok fazla kıpırdayamıyorlar. Yılan buldum demiş mesela bir insan, birisi. Bu zamanda yılan buldum demiş. Neden? Neden bulunuyor? Çünkü havalar bir sıcak bir soğuk oluyor. Evet, ezan olmuştu daha değil mi? Bundan dolayı videoyu bir durdurduk. Şimdi size daha nerede kalmıştık? Hayvanlar çoğunlukla kışın fazla bir kıpırdayamamaktadır. Gördüğünüz üzere fazla da bir kıpırdayamıyor zaten. Çoğu tür hayvanlar böyle. Kış uykusunda uyananlar var. Mesela burada da bir tane örümcek var. Bunu da çekelim, hemen gitsin bu. Hemen şu şekilde kırmızılığını da göstermeye çalışıyorum. Ne kadar da hızlı, ne kadar da çevik. Bir dakika. Şimdi kırmızılığını görüyorsunuz. Bu türün de adını bilmiyorum. Çünkü örümcek türleri çok fazla. Neyse hemen tekrardan asıl örümceğimize geçelim. Bakın burada yediği bir tane hayvan var. Böcek var. Siyah. Bir tane böcek. İçini mahvetmiş resmen. Hayvanın sadece kabuğu kalmış. Onu bildiğimiz meyve suyu gibi içmiş. Benim de midem bulandı arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya, hiç bu hayvanları ellerken midem bulanıyor mu? Hiç böyle bu arada hastayım. Hiç böyle midem bulanıyor mu? Hiç korkuyor musun diyorsunuz ya, bazılarından az da olsa midem bulanıyor tabii ki de. Bazılarından ise hiç bir türlü bulanmıyor. Şimdi size boyutunu tam olarak gösterebilmek için yanına parmağımı getiriyorum. Bir yandan da korkuyorum. Bu şekilde türünü de araştırabilirsiniz. Ben de araştıracağım tabii ki de. Eğer bulabilirsem başlığa yazmışımdır. Eğer bulamadıysam yazmamışımdır zaten. Şimdi şu şekilde. Onu şu şekilde alalım. Evet, bir de şu örümceğimizi şimdi narin bir şekilde canını acıtmadan sizin türünü öğrenebilmeniz için ters çevireceğim. Gel bakalım canım. Bakın. Güzel bir şekilde netleşsin.
tekrardan yerim birazcık daha. Hayvan artık uyumaya başlamış tekrardan. Havanın da soğuk olduğundan uykuya başlamış. Görüyorsunuz. Bakın kıpırdıyor. Koymaya çalışacağım. İlk önce bana güzel bir yaprak lazım. Kaşık yerine kullanıyorum. Bakın. Bu şekilde canını acıtmadan tabii ki de çukuru buldum. Taşa ezilmesin diye. Yönünü değiştiriyorum. Üzerini tekrardan bununla hafifçe üşümesin diye. Üşüme. Tamam. Bu da oldu. Şimdi tek şey kaldı. O da taşı üzerine koyabilmek. Narin bir şekilde tabii ki de. Onu acıtmayacağımıza iyice bakıyorum. Evet, acıtmayacağım. Ve koydum. Şimdi de tam olarak olmadığından bu şekilde kenarlarına taşları koyuyorum ki hayvanı başka türler canını acıtmasın. Onu buralarda zaten ben ondan fazla bir göremiyorum. Daha ilk defa gördüm sizinle beraber. Örümceğimizi de yerine koyduğumuza göre bugünlük de videom bu kadar olsun diyorum. Bizim de kanalımızda arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.